Clubhouse diye bir uygulama var biliyorsunuz. Benim hala içinde olmadığım ve bütün çevremde fena halde kınandığım. Aa, senin Clubhouse hesabın yok mu? Yok. Yok kardeşim, henüz yok yani. Benim zaten geçmişte bu sosyete barlarının önünde sıra beklediğim de yoktu içeri girmek için. Böyleymiş de ben de. Angaralı bir ablanızım. Daha henüz Clubhouse'um yok ama tabii ki bir iletişimci ve gazeteci olarak elbette gireceğim. Ağırdan alıyorum diyeyim. Kendime böyle havalar yapıyorum. Ama o Clubhouse böyle bir çılgınlar deliliğe dönüşmüş vaziyette ve sayısız insan, gazeteci orada saatlerce sohbetler ediyor. Bu sesler kaydediliyor mu, edilmiyor mu? Ben hala bir güvenlik riski olduğunu düşünürken bir haber geldi. Bugün denildi ki Clubhouse'da Boğaziçi gözaltıları yapılmaya başlandı. Durum bu mu? Gerçekten de Clubhouse ortamında bir takım odalarda Boğaziçi direnişiyle ilgili konuşmalar yapan birileri gözaltına mı alındı? Ne oldu? Tam da o birilerinin avukatlığını üstlenen ve bugün bize iyi haberler de vermek üzere ekranımızda olan avukat Ali Gül yayınımda. Ali Gül, hoş geldiniz ekranımıza. Merhabalar, hoş buldum. Öncelikle geçmiş olsun. Gergin bir gündü, değil mi? Bugün gene bütün gün adliyelerdeydiniz. Evet, Evet. bir hoş. Evet, geçmişte de paylaşımlarınızdan dolayı sizin de çok sevildiğiniz diyeyim, çok sevildiğiniz günler oldu biliyorum. O zaman da sizi haber yapmıştım gene YouTube kanalımda sizin haberiniz olmasa da ve demiştim ki ya genç, inançlı, çalışkan bir avukat bu paylaşımları yapmış. Ne var bunda? Niye adama saldırıyorsunuz? Demiştim. Şimdi bu sefer siz saldırılan değil, savunan kişisiniz. Ne oldu Allah aşkına? Clubhouse'da bir takım gençleri mi gözaltına aldılar? Şu işin aslını bize bir anlatır mısınız lütfen? Tabii ki. Şimdi şöyle, Clubhouse son zamanlarda fazlasıyla popüler. Boğaziçi ile ilgili de çok fazla yayın yapıyor. Bugün Boğaziçi'nden bazı arkadaşlar beni aradılar. Clubhouse'lu yayın yapan arkadaşlarımızın evleri basıldı, gözaltına alındılar dediler. Ben de Vatan Emniyet'e gittim benim için. Bu kişiler hakkında çeşitli suçlamalar var. Bunların hiçbirisi Clubhouse'da yapılan yayınla ilgili değil. Yani o yayın bir bölümü kesip savcı buradan bir iddianame düzenlenmiş. Buradaki 5 kişi vardı ben gittiğimde. Bunların 3'ü serbest diye ifade veriyordu. Bu 5 kişi hepsi Clubhouse'da ya moderatörler bu konunun konuştuğu odalarda ya orada önde gelen isimler. Dolayısıyla şöyle bir tam fakat yargılandıkları şeyler ya Instagram paylaşımları ya Twitter Ha şimdi paylaşımları. ama nasıl tespit etmişler? Yani Clubhouse'la nasıl ilişkilendirildi bu mesele? Yani bu genç arkadaşları gözaltına aslında Instagram veya Twitter sayfalarındaki bazı paylaşımları nedeniyle gözaltına aldılar bugün. Doğru mu? Böyle onu da şey yapayım. Aslında bir gözaltı da yok. Bu Peki. arkadaşların evlerine İfade evet, evlerine gelerek davet etmişler. Birçoğu evinde değilse de işte yakınlarındaymış zaten. Polislerle beraber Vatan Emniyet'e geldiler. Burada ifadelerini verdiler. Şimdi konunun Clubhouse ile alakası şu. Bu kişiler birbirlerini Clubhouse'dan tanıyan ve orada moderatörlük yapan insanlar. Peki ifade Bu çağrılmalarıyla ilgili bir durum var mı orada? Yani tamam öyle de. Bizim anladığımız kadarıyla bu kişileri Clubhouse'da önde gelen kişiler bunlar diye tespit etmişler. Bunların Twitter ve Instagram paylaşımlarını kontrol etmişler. Daha sonrasında da buradan kendilerini ifadeye çağırmışlar ve bir suçlama yürütmeye çalışıyorlar. Ha bir dakika, bir saniye kesiyorum ama meseleyi doğru anlamak için o zaman bu işin başlangıcı yine de Clubhouse. Yani orada Evet. tespit ediyorlar. Orada Evet, tespit yani ediyorlar bu insanlar. Yani şöyle bir şey oluyor. Siz, ben, birileri Clubhouse'da konuşuyoruz. Emniyet diyor ki bu Ali kimmiş, Özlem kimmiş? Bunlar burada bir şeyler konuşuyorlar. Bir bakın bakalım bunların bir sosyal medya paylaşımlarına diye geriye dönük bir tarama yapıyorlar. Clubhouse'daki konuşmalardan değil de bizlerin bireysel sosyal medya paylaşımlarından ifadeye çağırıyorlar. Doğru mu anladım? Aynen öyle. Sadece bunu emniyet güçlerinin yaptığını zannetmiyorum. Görevli memur yapmaz. Bunu genelde AKP'nin teşkilatındaki kişiler veya buna benzer kişiler yapmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi bu bir Ha, bir tahmin. dakika, bir dakika, bu daha da ilginç. Yani Clubhouse odalarında bir takım kulaklar var o zaman. Olabilir İlla yani. ki. İlla ki. İlla ki. Ben İlla ki. böyle açıklayayım. Çarpışma yapıldığını vesaire iddia ediyorlar. Benim ifadesine girdiğim Ömer şunu yazmış. Arkadaşlarımızı serbest bırakın. Şimdi Ömer aynı zamanda bir Clubhouse'daki bu 5.000 kişiyi ağırlamışlar dün. Ya orada moderatör ya da oranın en önde gelen isimlerinden bir tanesi. Çocuklar Arkadaş.
Birinin adı Ömer, öyle mi? Birinin adı Ömer. Bu bugün paylaştığınız serbest kalan maskeli genç arkadaş. Adliyede bir fotoğrafını koydunuz Twitter'da. Fatih, o fotoğrafın olması lazım. Ali Gül'ün hesabını ben sana göndermiş miydim bilmiyorum. Evet, Ömer, Ömer çocukları, arkadaşlarımızı serbest bırakın diye bir tweet yazıyor. Aynen. Şimdi bu tweetten halkı provoke ettikleri, galeyana getirdikleri iddiasıyla bir suçlama. Bu herhangi bir savcının okuduğunda anlayabileceği bir şey. Bir insanın arkadaşlarımızı serbest bırakın demekle TCK 216'yı işleme ihtimali yok. 320 kişilik Twitter'da takipçisi var. 320 takipçisi var Ömer'in. Şimdi parçaları hani birleştirmek çok zor değil. 320 takipçili bir Twitter hesabına buldukları yer %99 çok daha fazla insana hitap ettiği Clubhouse. Dediğim gibi bunu emniyetten birilerinin, yani görevli memurların oturup Clubhouse'la bunları bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Bunu yapacak çok fazla militan var zaten. Onları görevlendiriyorlardı diye tahmin ediyorum. Ama burada yapılan şey insanlara gözdağı vermek, hiçbir suçun bulunmadığı bu ifadelerle bu insanları ifadeye çağırarak, evlerinden alarak korkmalarını, susmalarını sağlamak. Dolayısıyla hani ya aslında işte Clubhouse'dan gözaltına alınmadılar vesaire, bunlar sadece şekli şeyler. Bu insanlar Clubhouse'da yayın yapan, orada önde olan insanlar oldukları için dönüp Instagram'larına, Twitter'larına bakıp oradan bir suç çıkarmaya çalışmışlar. Bunu zaten göz görüyor yani. Şimdi son durum ne ama? İfadelerini verdiler, serbest kaldılar. Haklarındaki yargı süreci devam mı ediyor? Yani bir dava duruşma olacak mı? Ne olacak? Ben en son oradan ayrıldığımda diğer iki arkadaşa, başka avukat arkadaşlar girecekti. Beş kişiden üçü serbest bırakılmıştı. O diğer iki arkadaşın da serbest bırakılacağını zannediyorum. Bu arada isim sayısı da aslında biraz daha fazla diye tahmin ediyorum. Savcılığın bir talimat yazısı var ama polisler bize göstermiyor. Sadece bugün evlerinde bulunan arkadaşlar değil, kimi arkadaşları evlerinde bulamamışlar, kimi arkadaşları Twitter'larını falan tespit edememişler anladığım kadarıyla. Şu anda 3 kişi serbest, diğer 2 kişinin de serbest kalacağını ümit ediyorum. Bu kişilere bir suçlama yöneltilip yöneltilmemesi konusu savcının takdiri. Savcı dilerse bir iddianame hazırlayabilir ve kamu davası açabilir veya takipsizlik kararı verebilir. Burada kesinlikle bir suç unsuru kesinlikle olmadığı için ben savcılığın bir dava açmayacağını ümit ediyorum ama tabii netice itibariyle karar savcılık. Peki, gayet iyi anladım. Peki şimdi o zaman bizi izleyen bir sürü genç arkadaşımız var ve bu Clubhouse meselesindeki gözaltılarla ilgili tabii ki insanların çok dikkatini çekti. Çünkü orası, yani daha doğrusu sosyal medya, insanların hür bir şekilde konuşabildikleri birkaç alandan biriydi. Ne olacak şimdi bu çocuklara, bu gençlere ne diyelim yani, Clubhouse'a konuşsunlar mı, konuşmasınlar mı? İnsanlar da şişti artık yani, orada konuşma, burada konuşma, sokağa çıkma, onu yaparsan provokasyon, öbür türlü yaparsan gerginliği yükselttin. Zaten evinde bile otursan terörist olabiliyorsun. Yani ne yapsın bu insanlar gerçekten de Ali? Yani gerçi sen de genç bir avukat arkadaşımızsın. Hakkaniyetle işini yapmaya çalışıyorsun. Kendin de saldırıya uğruyorsun. Elbette bu sorunun muhatabı sen değilsin de dertleşiyoruz diyelim kardeşim. Öyle yani, diyelim. Bütün gençlere, bütün vatandaşlara kesinlikle susmayın. Kesinlikle bu zulme sesinizi çıkartın. Yani biri size verilmeye çalışılan gözdağından korkmayın, çekinmeyin. Hiçbir şey olmaz. Gözaltına alınırsınız, belki tutuklanırsınız, biz de tutuklanabiliriz. Burada hiç korkacak bir şey yok. Bizim yaşımız genç, gireriz çıkarız, gözaltına da alınırsınız. Bugün gözaltına alınan arkadaşların hepsi serbest kaldı. Arkadaşlarınızın yanında olun, üzülme, ses çıkarın arkadaşlar. Ne kadar çok ses çıkartırsak o kadar bunu engelleme şansımız olacak. Şimdi mesela burada da manipülasyon yapıyorlar. İsmini bile vermekten aciz insanlar. Terörist bunlar, bugün açıklandı diyor Van Lal mesela. Yani kimdir, nedir, kim tarafından yazıyor bilmiyorum da. Hani madem gelmişler arkadaşlar, işin aslında da öğrenmelerine vesile olalım. Sevaptır diye düşünürüm ben inancıma göre. Ali, terörist mi bu Ömer'le Belen? Herhangi bir terör örgütüyle iltisaklılar mı yani, Clubhouse'da Boğaziçi direnişiyle ilgili konuşan ve çocukları, arkadaşlarımızı serbest bırakın diye tweet yazan bu insanlar? Kesinlikle değiller tabii ki. Hepimiz gibi gayet işinde gücünde, vatanıyla çalışarak bu ülke için çalışan ve kendileri için çalışan insanlar. Devlet Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın iddiası, 79, daha önce gözaltına alınan 79 öğrencinin de terör örgütü üyesi olduğundu. O öğrencilerin de hiçbirisi terör örgütü üyesi falan değil. Hepsi serbest bırakıldı. Son derece şerefli, namuslu, tatlı çocuklar. Hiçbirinin böyle bir ithamla karşılaşması söz konusu olamaz. Bunlar boş laflar. Yani bu
çok bu ayrıştırıcı değil. Bu ithamlar, bunlar yalan dolan ve kimsenin arkası olduğunu da düşünmüyorum. Dolayısıyla size birisi terörist dediğinde de kale bile alınmaması gerektiğini durum bu. Kimsenin terörist falan olduğu yok. Kimsenin provokasyon yaptığı da yok. İnsanlar anayasal haklarını kullanmaya çalışıyorlar. Bu kadar inat eden, bu kadar hasmane davranan, bu kadar küçük bir konuyu buralara getiren elbette ki hükümet. Onun derdinin de zaten bu konuyu kapatmak olmadığını, tam tersine ben buradan nasıl olur da toplumu daha fazla bölerim olduğunu rahat bir şekilde görebiliyorum. Aynı fikirdeyim. O yüzden de Mansur Yavaş'ın bu mektubunun her satırına, her kelimesine, virgülüne kadar katılıyorum. Çok da akıllı davranmamız lazım. Türkiye'nin en akıllı gençleri bunlar. Eminim her şeyi görüyorlardır. Hiçbir şekilde hiçbir şeye alet edilmemeleri ve olmamaları lazım diye düşünüyorum. Furkan diyor ki Boğaziçi olayları olmasa demek ki toplumda teröristler ellerini kollarını sallayarak gezeceklerdi diyor. Çok tatlı. Ama bu bölümün manşetini ve bence başlığını Şemsettin Şentürkler atmış. Serra, bu bölümü keseceğiz ya, hani küçük videolar yapıyoruz. Onun manşetini de sen koymuş olursun. Şemsettin diyor ki Clubhouse örgütü, hatta terör örgütü diyorum ben. CTÖ, Clubhouse terör örgütü. Geçmişte de dislike örgütü vardı biliyorsunuz. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Z kuşağıyla olan şuradan da güzel bir türkü dinleyelim falan diye bir videosu vardı. Tam olarak öyle değildi. Bu arada ben de Kırşehirli bir aşığın Ozan'ın kızıyım. Yani sanmayın ki türkülerle dalga geçerim. Hepsini de ezbere bilirim. Babam muhteşem bağlama çalardı rahmetli. Onun da önünü alayım şimdi, hani yerli ve milli olmakta böyle bir yarış var ya Ali'cim, o hemen yürüyeceklerdir buradan mesajlar da. CTÖ, Clubhouse terör örgütü. Madem örgüt oldu ben de gireyim bari, ne yapayım yani, evimde oturuyordum sosyete kulübü diyordum ama demek ki bizim kafalar da varmış orada. O zaman ben de geliyorum bundan sonra CTÖ'ye. Çok teşekkür ediyorum Avukat Ali Gül bizimle birlikteydi. Ömer ve Beren'e ve diğer genç arkadaşlarımıza sevgilerimizi, dayanışma duygularımızı ilet lütfen. Yolunuz açık olsun. Ali'yi de böylece gönderiyoruz. Clubhouse işinin de aslını öğrendik. Doğrudan Clubhouse'daki konuşmalara yönelik bir ifadeye çağrılma gözaltı yok ama oralarda kulaklar var. Onu da anlamış olduk.